Herkese merhabalar, Bursa'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün yine asırlık bir tarifle karşınızdayım. Mükemmel bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi öneririm. Öncelikle etap etap gidiyoruz. 3 etapta yapıyoruz yemeğimizi. Korkmayın, 3 etap dediğim için çok basit, yapımı çok kolay. Ben karnabaharlarımı çiçeklere ayırdım. Birkaç tane de patates soydum. Şimdi onları hemen tencereme yerleştirmek istiyorum. Aralarına patates ilavesi yapıyoruz boşluklara. Boş kalan yerleri patatesle dolduruyoruz. Börek gibi bir şey olacak arkadaşlar bu. Hem görünüş itibariyle hem lezzet itibariyle 10 numara bir şey. Öyle söyleyeyim size. Siz de bayılacaksınız zaten denedikten sonra. Evet, şimdi tenceremizin üzerine hemen bir su bardağı kadar suyu gezdiriyoruz. Ve kısık ateşte ocağımızın üzerine alıyoruz. Yemeğimizin ikinci etabına geçtik. Karnabaharımız ve patateslerimiz hafiften suyla haşlıyoruz bu arada. İkinci etapta 2 adet kuru soğanı ve 3-4 diş sarımsağı doğruyoruz. Ve hemen tenceremize alıyoruz. Soğanımızı, kıymamızı kavurduk. İçerisine biber salçası koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar. İlave edelim. Karnabaharlarımız ve patateslerimiz iyice yumuşadı. Diğer taraftan soğan, sarımsak, salça ve kıymamızı da kavurduk. Onu hemen üzerine dökmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sebzeleri doğrarken hiç yayın esnasında yapmadım. Öncesinde yaptım. Sizi yormak istemedim. Ben olsam şahsen ben de izlemeyi istemem yani doğrama işlemlerine. Evet, şimdi üçüncü etaba geçiyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz o kadar çok basit bir tarif gibi, o kadar da lezzetli bir tarif. Bu tarif Eskişehirli Nermin Hanım'ın tarifi. Çok severek yedim. Kendisinin elinden yedim. Ellerine sağlık diyorum buradan da. Çok selam ediyorum. Çok lezzetli bir tarif gerçekten. Paşa konaklarında yapılan bir tarifmiş bu. Şimdi unumuzu kasemize aldık. İçerisine bir adet yumurta kırıyoruz ve çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, karnabaharımızın üzerine yavaşça gezdiriyoruz. Evet, kapağını kapatıyoruz. Biraz daha ocağımızın üzerine alıyoruz. Evet, yemeğimiz servise hazır. Muhteşem. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Hemen tabağımı almak istiyorum. Evet arkadaşlar, karnabaharımız muhteşem görünüyor. Karnabahar böreği de diyebiliriz tabii ki. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.